madde oluşan bir şey oldu mu yani bu süreç içerisinde? Hayır. Hiç. Yani hiç böyle karşılaşma olmadı yani. Bana bunu niye soruyorsunuz? Avrupa Federalci Mahkemesi'nin başkanı mı? Yok, şu anda bu mahkeme. Evet. Tamam. Ses duyurmuyor mu oradan konuşunca? Ama bak duymuyor onlar. Sapta geçmediği sürece... Yani sizin sorma hakkınız yok. Tamam. O ülkede savcı, hakim, federal mahkeme her soruyu sorabilir. Size yazır yazar. Siz tamam. Benim adıma tamam. Ne yapabilirsiniz? İfade alırsınız. Tamam. Devam ediyorum o zaman ben burada. Ama evet. İlla soruyor. Bana sorsana. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Türkiye içinde, yurt dışından söyle. Genç Bosna'ya gittin mi? Gitmedim. Efendim? Ne kadar adam öldüğünü biliyor musun? Duyuyoruz, biliyoruz. Yaşadın mı? Yaşamadım. Yaşamadım, soru sorma bana. Bizim sorumuz Bosna'ya ilgili sorma. Değil. Soru sorma. Başka ülkelerde orada ne yaptığını sorma. Sorma, Bosna'ya gittin mi? Alaaddin Bey, doğru. Ama sürekli beni İsmail Yurt'tan itham ediyorsun. Yok, kesinlikle öyle bir şey yapmam. Ama diyorsun sen bilirsin, sen ne dersin? Diyoruz isminiz yakın göre birbirine geçiyor. 1-2-3 cümle önce, 2-3 cümle sonra Sedat Peker deniyor. Alaaddin Çakıcı deniyor. Kim yazıyor bunu? Siz ispiyoncu mu çağırıyorsunuz? Şimdi bakın, ispiyonla siz doğru söylemi karıştırıyorsunuz. Ben bileyim. Biliyor musun? Nereden bileyim? Bakın şu var. Bana MİT'ten Alaaddin Bey, bak, Alaaddin Bey, bakın dinleyin. Sorma. Öyle bağırışarak bir şey çözemeyiz. Lütfen. Bana polisten sorma. Bakın öyle bir şey... Ya istiyorsan beni istediğine tak, her şeye tak. Alaaddin Bey. İspiyon, ibnelik ondan şerefsiz. Tamam, ispiyonculuk ayrıdır. İspiyon iki tane... Şimdi biz burada sizin... İki tane adam... Alaaddin Bey, Alaaddin Bey. Alaaddin Bey. Şimdi bizim sizden istediğimiz doğruyu söylemeniz. Ama yemin ettirdik. Benim doğruyu hatta siz ek olarak... Bir adamın ömründen 25 yıl bu ülkede yok. Şu var, istihbaratın amacı şu. Ya sen istihbaratçı mısın? Hakimiz. İstihbaratçı mısın? Evet. Şimdi... tamam. Alaaddin Bey, yardımcı olalım arkadaşlar. Arkadaşlar sesin duyulmasını şey yapıyorlar. Yani sen istihbaratçı mısın? Değil, değil. O zaman buradan istihbaratçı. Şimdi o zaman tamam, konuyu değiştiriyorum. Sana çabuk sorayım. Şimdi bakın Alaaddin Bey, burada yemin siz tanıksınız. Tanıksınız siz burada. Tanık olarak yani... Bu devlet bana borçlu. Tamam, anlaşıldı. Ekonomik olarak bana borçlu. Teşekkür ederiz, gidebilirsiniz. Beni tanık yapabilirsiniz. Yok, bizim öyle bir yetkimiz yok.